özgüvenli bir şekilde bu dönemi başlarken de bu yapay zeka araçlarında tam da şu an seminer haftasındayken etkin bir şekilde kullanabilin ders materyali hazırlama sürecinde. Şimdi bir kod paylaşacak Serdar arkadaşımız sizinle chat üzerinden. Bu kod ile TWIN uygulamasının üzerine girebilirsiniz. Hemen linki de sizlere paylaşsın. Ben de orada ekranımı paylaşayım. Birlikte TWIN platformu üzerinden benim ekranımı izlerken aynı zamanda beraber şeylere de bakalım. Şimdi hemen şöyle Türkçe sürümünü açayım. Bildiğiniz üzere bu platformu hem İngilizce hem de Türkçe arayüzünü kullanabiliyorsunuz. Ben Türkçe üzerinden anlatacağım ama aynı çalışma kağıtlarını, aynı yapay zeka araçlarını İngilizce olan tarafından da eğer dil hocamız varsa arasında İngilizce kontenti ve yapay zeka araçlarını kullanabilir. Şimdi Türkçesi üzerinden YZ araçları dediğimiz bir bölüm var. Buraya geçmeden hemen bir dakika ben sizlerin giriş yapmasını bekleyeyim. Platforma giriş yapan hocalarımız bir emoji olabilir. Ben açtım girdim demiş olabilir. Mühim olan burada sizin deneminiz hocam. Benim anlatmam değil. Dolayısıyla sizler de girin beraber yapalım. Arkadaşım chat bölümünden sizlere attı. Neslihan hocam girmiş sanırım. Yok Ebru Hanım, kusura bakmayın, ben telefondan giriyorum, o yüzden ekstradan bir giriş sağlayamayacağım. İzleyeceğim, tamam. Sadece onu belirtmek istedim. Olur hocam, teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için. Hülya hocam. Merhabalar hocam. Merhaba hocam. Bana herhangi bir yani giriş bilgisi daha öncesinden verilmedi ama. Hemen sağ tarafta hocam chat bölümünde şu anki bulunduğumuz toplantıda bir link paylaştı arkadaşımız. Evet, linke tıklayınca benden giriş bilgileri istiyor ama. Tamam, altında da hemen bir kod var. Kodum var. Uyuyacağım. Okay. Evet, hocam. Orada bir kod paylaştı arkadaşımız sizinle TWIN News adında. Ben de paylaşayım çıkan linki. Birlikte isterseniz ona da bakalım. Evet, TWIN AI 100 adında bir promo kod, hediye kodu geldi. Bununla sign up now dediğinizde size giriş yapacaktır. Tamamdır, teşekkürler. Rica ederim. Girebilen hocalarımız chat bölümünden girdim yazarsa bir dakika sonra başlayalım. Hocam bir şey söyleyeceğim. Galiba sistemi yanlış yapıyorum ben. Sizin gönderdiğiniz kodu alıyorum, kopyala diyorum. Alttaki mor bölüme tıklayıp promosyon koduyla giriş yap deyip kodu tekrardan yazdığımda tekrar aynı Welcome to TWIN o sayfaya tekrardan geri geliyor. Bu, yani doğru sayfa mı oluyor burası? Doğru, doğru hocam. Mail adresinizi girip giriş yapmanız gerekiyor. Şimdi şöyle hocam, promo kodumuz var. Bunu kopyalayayım, hep beraber yapalım. Güzel bir deneyim oldu. Sign up now dedim. İşte I have promo code dedim. Bu promo kodu girdim. Promo kodum var dedim. Girdikten sonra artık buraya bir mail adresi ve şeyle direkt girebilirim. Ya da bir account oluşturayım hemen. Kendi bir accountumuz, hesabımız varsa bağlı hocam. Google, Facebook ya da Apple. Hemen mesela örneğin benim şu anki TWIN Science accountumla giriş yapıp içeri girebilirim. Yani o bana sadece kullanım için, aktif kullanım için belirli bir süre adına öğretim portalına şey girişimi sağlıyor. Hızlıca account'umuzu create edip girebiliriz bu şekilde. Ben en son söylediğiniz şekilde yaptım. Süper. Girebildiniz mi hocam? Efendim? Girebildiniz mi? Evet evet, şu an ekranım açık. Tamam. Elif hocam girebilmiş. Şebnem hocam siz ne aşamadasınız? Destek olabilir miyim? Ben çok çekmeyen bir yerdeyim sanıyorum da o yüzden biraz problem yaşıyorum. Aşamaları anladım ama sürekli bir döngü işareti içerisindeyim. O yüzden bekliyorum. Siz başlayın, ben girince size dahil olurum. Ben çok kısa bir şey göstereyim. Şundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Burada tekrardan giriş yaparken hesabınız var mı noktasını sign in demeniz gerekiyor. O döngüyü kırmak için
Burada bu sign in butonuna tıkladıktan sonra e-mail adresimize girmemiz gerekiyor. O şekilde giriş yapabiliriz. Ya da Ebru'nun da bahsettiği gibi Google, Facebook ve Apple ile de direkt olarak giriş yapabiliriz. Evet, hazır bir e-mail hesabınız varsa tamam. Şu anki sürücüye hemen hızlıca hocam sizi içeri alacaktır. Ben izninizle yavaştan başlıyorum. Bir dakika. Buyurun Cansu hocam. Girdim. Harika, süper haber. Ben şimdi platformu sizinle paylaşayım. Birlikte bakalım. Şimdi TİB'in öğretmen platformunda YZ araçları dediğimiz bölümde içerik oluşturucusu diye bir bölüm var. Bugün yapay zeka araçlarını birlikte deneyeceğiz. Yapboz oluşturucu hocam, daha belki de küçük gruplarda daha çok hitap edebilecek. Görsel temelli, birazcık öğrencinin sürükle bırak yöntemiyle toplu bir görselin puzzle'ları, küçük parçalara ayrılmış haliyle konu temelli bir etkinlik. Hemen şöyle hızlıca göstermem gerekirse, örneğin bir konu seçelim buraya yapboz oluşturmak için. Diyelim ki bugünün konusu bizim güneş enerjisi olsun ve bütün derslerimizi de güneş enerjisi konusu için yapalım. Oluştur dediğimde bana güneş enerjisiyle alakalı GPT-4 destekli bir görsel gönderecek bu yapay zeka aracı. Bunu parçalara ayıracak. Ve öğrencinin telefonuna gönderdiğimizde, TV'nin uygulamasına gönderdiğimiz öğrencimiz sürükle bırak yöntemiyle o görseli yapmaya çalışacak. Eğitsel anlamda buradaki en büyük vurgu aslında eğlenerek öğrenme tasarım aslında. Puzzle'ın en büyük şeylerinden biri birazcık daha oyun odaklı, etkinlik odaklı gibi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi güneş panelleri var. Sürükle bırak yöntemiyle öğrencinin doğruyu bulması gerekiyor. Bunu panelimize ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ben eğer bu içeriği beğendiysem güneş panelleriyle ilgili bir görsel üretti çok hızlıca. Bu aslında birazcık daha oyunsu bir etkinlik, çalışma. Ben bu içeriği artık kütüphaneme ekle dedim. Şimdi sizler de bir konu yazın, deneyin hemen hızlıca. Bir konu üzerinden öğretebileceğinizi düşündüğünüz bu yıl. Ve içeriği kütüphanenize hocam atayın. Kütüphanenin en büyük faydalarından biri bizler burada diğer tüm ürettiğimiz yapay zeka ile ürettiğimiz içerikleri görebiliyor olacağız. Burada koruyor olacağız. Daha önce de Uluç arkadaşımızın, ürün geliştirmeci arkadaşımızın da bahsettiği gibi yeni gelecek özellikle de kütüphaneyle de birlikte ilk toplantıda bahsettik. Orada da artık ben bunları daha dosyalandırıp daha sistematik bir şekilde kullandığım sınıflar için kullandıklarımı ayırabiliyor olacağım. Dolayısıyla dosyalama sistemi de önümüzdeki haftada geliyor olacak. Sizler örneğin bu çalışma kağıdını ya da bu oyunu, güneş enerjisi oyununu eğer hazırladıysanız ama 6. sınıflar için ya da 5. sınıflar için hazırladıysanız 5. sınıflar dosyasını da gönderebiliyor olacaksınız. Peki ben bunu ürettim yapay zekayla. Şimdi ne olacak? Ne yapacağım? Öğrenciye ben bunu sınıfta oynatabilirim. Sürükle bırak yöntemiyle nasıl oynatabilirim? Tabii ki sadece bir akıllı tahta ve ya da laptopum aracılığıyla oynatabilirim. Ama en ideal bunun oyun senaryosu, uygulama senaryosu içeriği öğrenciye atayarak telefonunda TV'nin uygulamasında oynamasını sağlamak. Bu yapay zeka aracımızı deneyenler oldu mu öncelikle? Hocalarımız kurcalıyordur. Ebru Hanım evet aynen o şekilde. Evet. Şimdi sizde sol tarafta çıkan hani atanan derslerin altında YZ araçları bende görünmüyor. Kütüphaneyi tıklıyorum. Kütüphanenin altında atamalar var, al araçları var. İçerik üreticisi, asistan vesaire diye devam ediyor. Yani YZ araçlarına ulaşamadım ben. Tamam ama içerik oluşturucu olarak görünüyor mu hocam? Hayır. Hocam İngilizce sürümü kullanıyorsunuz zannediyorum. AI tools. Yok hayır Türkçe sürüme geçtim hocam. Tamamdır. Şu anda ne yazıyordu hocam atanan derslerin altında? Hemen söylüyorum. Atanan dersler yok. Şu şekilde şunu bir dakika küçülteyim. Şimdi kütüphane altında atamalar var. Sonra al araçları içerik üreticisi asistan şeklinde devam ediyor. Tamam hocam. AI araçları dediğimiz hocam. Evet. AI araçları. Efendim? AI araçları, AI araçları diye geçen şeye bir tıklayın hocam. Tamam. Tıkladım.
Şimdi içerik oluşturucu gözüküyor olması lazım hocam. Ya da content creator yazıyor olabilir. İçerik üreticisi. Content creator. Evet. YZ araçlarını yine göremiyorum ama. Ha tamam, buradan şey seçelim. Aynı isimle muhtemelen hocam sizdeki şey farklı bir başlıkla. Benzer sorunu yaşayan hocamız var mı? Yani sorun demeyeyim ama farklılığı yaşayan hocamız var mı? Herkes YZ araçları olarak görebiliyor mu? Çok sağ ol Elif hocam. Şey dille ilgili bir nokta olabilir hocam. Eğer sorun devam ediyorsa bu seans sonrasında birebir de bir bakalım, o konuyla ilgilenelim. Bir de bir ekran görüntüsü alın hocam bizle, paylaşın. Bunun üzerinden ilerleyelim Serdar Bey'le. Şimdi ders planlayıcısına geçelim. Gerçekten güzel araçlardan biri. Birlikte planlayalım, keşfedelim. Ders planlayıcısında tek yapmamız gereken öğreteceğimiz konuyu yazmak. Arkada dediğim gibi bir müfredat üzerinden bir içeriği de sizinle ilişkili tutmak istediği için girdiğiniz konuyla alakalı ve sınıfın seviyesiyle alakalı bize güzel bir sonuç verecek. Ne demiştik? Güneş enerjisi demiştik. Konumuzu isterseniz değiştirelim. Bir öneriniz var mı? Öğrettiğiniz konularla ilgili bir şey alabilirim sizden konu. Birlikte bakalım. Var mı? Benim aklıma gelen sindirim sistemi diyelim. Bu sefer de bu ara fenden gidiyorum galiba. Üçüncü sınıf diyelim. Hayat bilgisi dersinde kazanım o yaş aralığında veriliyor mu emin değilim. Ama sizler daha iyi bilirsiniz ki bu yaş aralığında eğer ben bu konuya değinmek istiyorsam ve bir ders planlamak istiyorsam yapay zeka şimdi bana bu konuyla alakalı uygun ders materyalini, içeriğini ve onunla ilgili önereceği bir etkinlik de bize planlıyor olacak. Ve bunu da mümkün olduğunca müfredattaki benzer kazanımlarla eşleştiriyor olacak. Tekrar bir tane başka konu deneyelim. Örneğin biz az önce güneş enerjisi demiştik. Bir de ona bakalım. Sindirim sistemini 6. sınıf yapabilirsiniz Ebru Hanım. Süper hocam. Hemen notumu aldım. Şimdi güneş enerjisine bakalım. Bu grubumuz için bize bir ders planlamasını isteyelim. Bir dakikadan az sürede bize yapay zeka bunları oluşturuyor ve dediğim gibi bunu kütüphanem bölümüne atıyor. Bakın az önce şey yaptığım içeriği kütüphanem bölümüne attı. Şimdi birlikte bakalım. Şimdi sıfırdan, bu daha önce böyle bir plan yoktu. Sıfırdan bana dersin giriş bölümünde açıklamasını verdi. Öğrenme hedeflerini verdi. Malzemeleri verdi. İhtiyacım olacak. Müfredat uyumundan bahsetti ve eğer o sınıfla uyumluysa ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle de eşleştirdi. Buradaki güzel şeylerden biri sınıf çalışması önermesi yapay zekanın. Gördüğünüz gibi benim için bir tartışma sorusu, bir de bir deney şey yaptı, önerisinde bulundu. Tartışma sorusuna tıklayacak olursam, gelecekteki evlerimizi yalnızca güneş enerjisiyle çalıştırabilsek hangi süper güçlere sahip olmayı hayal edersiniz gibi bir soru sordu. Ya da ben bu içerikle alakalı yine buradaki etkinliği, deneyi de yapıyor olabilirim. Bu içeriği beğendim ve öğrencimi atamak istiyorum. Hızlıca buradaki atama seçeneklerinden de öğrencimi atayabiliyorum. Sizler de ders planı oluşturdunuz mu? Öncelikle onu bir sorayım. İstediğiniz bir konuda. Elif hocam mesela iyi gidiyor galiba. Evet, Hülya hocam da oluşturmuş. Süper. Bunlar sizin kütüphanenizde artık hocalarım. Bunu farklı öğrenci gruplarına, yukarıdaki şuradaki 2D sınıfını eğer ben farklı bir sınıfla değiştirirsem o sınıfa da bu içeriklerden atayabilirim. Dolayısıyla hani atama yaparken ya benim niye öğrencilerime bu gitmedi diye düşünüyorsak muhakkak buradaki şu öğrenci sınıf bölümünden o grubu seçmemişiz demektir. Bunu muhakkak hatırlayalım. Yapay zeka araçlarındaki ders planı oluşturucusu aynı zamanda bize az önce sizin de deneyimlediğiniz gibi hemen kütüphaneye tekrar geri döneyim ders planına. Bir de soru bizim için 5 tane çoktan seçmeli soru üretiyor. Bunlar da gerçekten güzel. Yani daha ben soru istemeden o ders planıyla alakalı bana 5 tane çoktan seçmeli soru üretti ve bunların cevaplarını da verdi. Hatta açıklamalarını da verdi. Dolayısıyla ben öğrencilere bu soruları da text based bir soru. Bunları bir çalışma kağıdıma ekleyebilir, tahtada yansıtıp tartışabilir, öğrencilerle hızlıca kullanabilirim. Yani bazen derslerimiz kayabiliyor, takvimimiz kayabiliyor, hazır bulunamayabiliyoruz o anlarda. Buradan da destek alarak hızlıca bir ders planlayıp, o zaman ben bu sınıfta bunu yapıp deyip hızlıca burada TV'nin yapay zeka aracı size destek olabilir.
Soru tasarlayıcısını birlikte keşfedelim. Gerçekten çok iyi bir uygulama. Buradaki belki tasarımlar arasındaki öğretmenlerimizin de en çok böyle destek alacağı. Çünkü orijinal soru bulmak çok kıymetli. Burada da yapay zeka desteğiyle örneğin iklim değişikliğini seçelim bu sefer. Ve diyelim ki STEM derslerini içeriyor. Ve son olarak da bunu da birazcık daha 5. sınıf diyelim. Şimdi ben soru oluşturacağım ama soruların türleri de bizim için önemli. Biliyorsunuz ki öğrencilerin seviyesine uygun. Hemen izninizle şunu kapatacağım. Sıkıntı gelmesin. Öğrencilerin seviyesine uygun bir şeyler seçmek de bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla eğer örneğin zor olacağını düşünüyorsanız belirli soru türlerini o öğrenciler için seçmeyebilirsiniz. Buradaki soru türlerinden şimdi başlayalım. Diyelim ki seçmeli soru türlerinden 3 tane seçtim. Boşluk doldurma 2 tane. Yani bir çalışma kağıdını aslında tamamen buradan yapabilirsiniz. Ama çalışma kağıdının dışında da bu soruları tasarlayıp öğrencilerin uygulamasına da soru formatında, yani hiçbir kağıda bunları basmadan öğrencilere bu soruları tasarladıktan, yapay zeka ile tasarladıktan sonra gönderebilirsiniz. Şimdi size bunun en güzel yanlarından birini göstereceğim. Belki farklı uygulamalarda da olmayan, yapay zeka ne kadar üretirse üretsin, insanın dokunuşu, özellikle de bir eğitimcinin dokunuşu çok önemli. Yani bizler o konunun belki ortasındayız ya da zorluk derecesi olarak o kelimelerden bahsetmek istemiyoruz. Henüz o konuya değinmemişizdir. Dolayısıyla olduğu gibi burayı kullanmak hiçbir zaman önerimiz arasında değil eğitimciler olarak zaten. Bizlerin burada en büyük görevlerinden biri buradaki bu soruyu kontrol edip benim öğrencimin zorluk derecesinde mi yoksa ben bunu kolaylaştırayım mı zorlaştırayım mı buralara da bakıyor olmamız lazım. Örneğin biraz daha zorlaştırayım, bu 5. sınıf için çok basit bir konu olmuş dedim. Bu o sorunun üstüne tıklamam gerekiyor ve bakın böyle bir çerçeve çıkıyor. Yani dokunduğum soru, etkilenen sorunun birazcık daha rengi değişiyor. Mor renge dönüyor ve ilk soruyu örneğin yeniden oluştur isteyebilirim ya da zorlaştır butonuna basabilirim. Bu da güzel bir özellik. Yani ben olduğu gibi yapay zekanın direkt tüketicisi değil. Benim destek aracım, ben buradan ilham alarak bir soru tasarladım ve üzerine bir kat çıktım ve kendi buradaki kazanımlarımı da çocuklar için, öğrenciler için ekledim ve artık benim öğrencilerim seviyesine bence bu soru biraz kolay. Bunu zorlaştıralım dediğinizde de müdahale şansınız var. Bu da zaten bizim bu sorumlu kullanım dediğimiz kısma da dokunuyor. Gördüğünüz gibi bu sefer soruyu arttırdı, zorluk derecesini biraz daha uzattı. Bir yine çoktan seçmeli soru türünü değiştirmiyor. Sizin için zorlaştırmış oldu. Burayı keşfedin. Gelişimlerimiz devam ediyor. Burada gördüğünüz sorunları, yaşadığınız sorunları lütfen bize şu sağ taraftaki bölümden bizlere destek olup burada da paylaşabilirsiniz. Oradaki soruyu hemen arkadaşlarımız, teknik ekibimiz çözüyor olacak. Mümkün olduğunca ekran görüntüsü almaya çalışın böyle zamanlarda. Ama şu an için sizlerin de burada müfredat uyumlu, bu sınıfın öğrencinin seviyesine uygun çok iyi soruları tasarladığınızı görüyor olacaksınız. Şimdi bir de bu soruların üzerinde böyle tıkladığınızda bakın şimdi şu cümleyi tamamen tıkladığımızı düşünelim. Çok güzel özellikler var. Örneğin dil bilgisini düzelt. Belki İngilizce tarafında da yine bunu kullanabilirsiniz. Burada da aynı şekilde. Bu cümleyi uzatabilirim ama ya da kısa olmuş olabilir benim için. Kısaltabilirim, basitleştirebilirim ve geliştirebilirim. Bunlar da çok yeni özelliklerimiz. Hala üzerindeki gelişimler devam ediyor ve bize çok güzel şeyler sunuyor. Yani bizler bu soru bize kısa geldiyse şunun üstüne tıklayarak tamamını seçip birazcık daha uzatabiliriz. Birlikte görelim. Yapay zeka bize bunları uzatıp tanım sorusuna, şey sorusuna çevirebilir. Buradaki geliştirmeler devam ederken ben bunu beğendim diyelim ve kütüphaneme artık hazır haliyle bu sorular ekledim. Şimdi bu soruları ben tahtaya yansıtıp bir bir kullanabilirim. Ne yapabilirim? Şöyle tek tek açıp hadi gelin çocuklar birlikte bunun üzerinde tartışalım, sonra bunu tartışalım diyebilirim. Bir diğer özelliği ise ben bu içeriği atayabilirim. Birlikte atayalım. Ben Ebru'ya çok ödev verdim ama Serdar ve Kahraman'a çok göndermedim. Diğer derslerde, eğitimlerde onlara vermemiştim. Şimdi onları atadım. Onların bu konuyla alakalı biraz daha desteğe ihtiyacı var. Dolayısıyla o hep söylediğim kişiselleştirilmiş öğrenim tarafında da bakın bir ödevle, küçük bir etkinlikle, soru cevap yöntemiyle ben öğrencilere bunu atadım. Bu öğrencilerde nasıl görünüyor? Bir soru formatında öğrenci bunu aldığında çoktan seçmeli bir soru formatında görüyor olacak.
Peki ben öğrenci tamamladığımda da burada bu soruları ve tamamlama oranını görüyor olacağım. Güzel bir özellik de benim de çok sevdiğim eğitimci olarak belki de soruların en büyük şeylerinden biri de bu cevapların böyle tamamının hızlı açılması. Şimdi tamamı hızlı açıldığında biliyorsunuz ki çocuklar, öğrenciler doğru cevapla ilgileniyor. Yani ben doğru yapmışım ya da yanlış yapmışım. Buranın güzel özelliklerinden biri de bunların kapalı oluyor oluşu. Yani öğrenciye bunu tahtada paylaştığımızda tek tek açıp üzerinde tartışıp ikinci soruya geçebiliriz. Dolayısıyla böyle bir anda doğru cevapları bize vermiyor da üzerinde tartışmamız için de fırsat veriyor. Sizler de denediniz mi yeni bir konuda? Ebru Hanım bir şey sorabilir miyim? Buyurun Elif Hocam. Ben mesela bunları yazılı olarak verebiliyor muyum öğrencilere? Yani bu yaptığım şeylerin çıktısını alıp dağıtabiliyor muyum? Şöyle orada worksheet tarafını daha çok öneririm az sonra göstereceğim. Ama bunun da almak isterseniz de zaten kütüphanenizde text based'de durduğu için hani şöyle alıp üzerinden de devam edebilirsiniz. Yani açıp bunun yazılı bir şekilde verebilirsiniz. Ama buradaki önerimiz bu TV'nin geliştirdiği bu iki ürünü de aktif kullanıp hani bunu uygulama temeliyle bu soruları öğrencilere uygulama üzerinden verin. Sizin bu ihtiyacınızı az sonra göstereceğim bence çalışma kağıdı yapıcı daha çok karşılayacak. Şimdi az sonra onu göstereceğim. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi soru tasarladık farklı ortamlarda. Şebnem Hocam'ın mesajı olmuş. Onu Şebnem Hocam size destek olacağız. Serdar arkadaşımın notunu almıştır. Sizin iletişime geçecek. Burada deney tasarlayıcısına birlikte bakalım. Şimdi deney dediğimiz aslında hem etkinlik temelli de olabilir. Sadece bir science deneyi gibi düşünmeyin. Aynı zamanda sizin verdiğiniz konuyla alakalı mümkün olan bir etkinlik tasarlıyor. Bunu yaparken de örneğin bu sefer doğa ve çevre eğitimi gibi bir konu seçelim ve bu sefer de 6. sınıfları seçelim. Bize burada ihtiyacımız olan o konuyla alakalı bir deney, bir proje aslında veriyor olacak. Bunu bir sınıf çalışması, bunu öğrenci merkezli bir aktivite ya da bir grup aktivitesi olarak da kullanabilirsiniz. Ders içinde kullanabilirsiniz ya da öğrenciye bunu görev olarak, ödev olarak verebilirsiniz. Bakın şimdi başlığını dahil düzenleyebiliyoruz. Yani ben bunu eğer ikinci hafta birinci ödev gibi bir şey de yazabilirim. Ya da işte dördüncü haftanın ekosistem keşfi etkinliği gibi bir kendim adına da not alabileceğim bir title'ı başlığı da alabilirim. Şimdi güzel bir yanı da bu da yeni bir özellik ve çok beğendiğimiz bir özellik. Belki bazı malzemeler eğitsel olarak da kullanım uygun olmayabilir. O okulun tercihi, hocanın tercihiyle belki değiştirilmiş yerine başka bir etkinlik yapıyor olabilirsiniz. Buradaki miktarları ve malzemelerin isimlerini değiştirebilirsiniz. Bu da çok güzel. Yeni bir malzeme de ekleyebilirim. Yani ben bu etkinlikte bunu istiyorum ama üstüne de hep dediğim o böyle üstüne ben de bir şey eklemek istiyorum dediğimde buradan ekleyip bunun adımlarını dahil değiştirebilirim. Burada bir talimat var. Diyor ki her bir enter tuşuna bastığınızda bir sıra talimat ekler. Örneğin ben şunun başına bir tane boşluk ekleyip buraya kendim de kişiselleştirip bunu merhaba işte sevgili öğrenciler şimdi bu deneyimizde gibi buraya onlar için bir talimatın başına istediğim detayları ya da sonuna yazabilirim. Bunu detaylandırmak, editlemek, düzenlemek sizin elinizde. Bu etkinliği beğenmedim. Bu konuyu ben daha böyle farklı bir etkinlikte hayal etmiştim. O zaman yeniden oluştur diyebilirim. Ya da kapat sil özelliğine basabilirim. Sizlerin de şu an ürettiğini düşünüyorum benimle beraber. Yeniden oluştur diyeyim ben. Orada da chat bölümüne de bakayım. Var mı sorunuz? Oradan da yazabilirsiniz. Mikrofonunuzu açıp da sorabilirsiniz. Bana yeni bir doğa dedektifleri görevde gibi çok güzel bir başlıkla gördüğünüz gibi derecelendirmesi zorluk derecesi de zor tadın şeyinde seviyesinde bize bir etkinlik önerdi. Gördüğünüz gibi bir deney ve burada işte farklı büyüteçler ve işte malzemeler var. Bu malzemelerin miktarlarını dahil değiştirebilir, silebilir, kaldırabilirim. Bu etkinliği uzatabilirim. Bu metinleri basitleştirip geliştirebilirim. Dil bilgisi hatası varsa düzeltebilirim. Yapay zeka tek bir butonla buralarda bize destek oluyor. Bunu beğendim artık ve ben kütüphaneme ekliyorum. Gördüğünüz gibi artık TV'nin kütüphaneme geldi. Son üretilen içerik olarak. Ve artık 6. sınıflara ben bunu kullanmak istiyorum. Dolayısıyla şu sağ tarafta benim 6. sınıflara da gitmem gerekiyor. Ve içeriği de öyle atamam gerekiyor.
Bunları muhakkak unutmayalım. Kütüphanemizden öğrencinin doğru sınıfını seçtiğini, hani niye çıkmıyor dediğimizde oradan bulabilirsiniz. Bunları burada saklamak bizim için çok faydalı. Diğer sınıflarda kullanmak adına. Dolayısıyla başlıklarını düzenlemek, yeniden isimlendirmek, farklı sınıflara kopyalamak adına da güzel bir fırsat olacaktır. Tartışma konusunu konuşmuştuk. Üzerinden şöyle hızlıca nasıl üretildiğine bir bakalım. Şimdi biz tartışmayı nerede kullanıyoruz? Önce ona bakalım. İşte öğrenciler, bahsettim ya senaryoda, teneffüsten geldi, işte dikkatlerini toplamak istiyorum, bir tane soru ortaya atayım, tahtaya kocaman yansıtayım, birlikte konuşalım. Bir senaryo. Zor bir konu anlatıyorum. 50 dakikam, 40 dakikam var ama 20'sini de böldüm. Konu bitti. Hadi bir işte bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir follow-up, takip sorusu. Bu bir dikkati toparlamak, bir kendine getirmek. Yine paylaştım, konuştum. Gruplara böldüm, sözcüler seçtim, etkinlik yaptım. Ya da konu bitti, ders de bitti ve ben öğrencilere bununla ilgili düşüncelerini, tartışmalarını ya da ön bilgilerini ölçmek istiyorum. TWIN uygulamalarına şimdi üreteceğim etkinliği yani soruyu gönderebilirim. Şimdi bu sefer de sürdürülebilirlik için sistemi seçeyim hadi. Ve bu sefer de biraz daha büyük sınıflar, 7. sınıf diyelim. Tartışma konusu soru temelli. Gördüğünüz gibi düşüncelerini ve fikirlerini öğrencilerin yazmaya yönelik. Bunu bir, eğer ben daha böyle hem Türkçe hem de yabancı dilde bir değerlendirme olarak da paylaşmak istiyorsam, bir tartışma konusu, bir metin yazmalarını istiyorsam da daha uzunca hale talep edebilirim öğrencilerinden. Uzatabilirim, basitleştirebilirim bu metinleri ya da yeniden oluşturabilirim. Geliştirdim, kütüphaneme ekledikten sonra artık bu içeriği ben öğrencilerime, örneğin Kahraman'ın bu konuda birazcık daha bir fikirlerini paylaşmasını istiyorum. Biraz bu konuda derslere katılmadı ve geride kaldı. Kaybolsun da istemiyorum. Bu soruyla ilgili biraz bana yazsın bakalım, aynı yerde miyiz? Yani bu konuyu takip edebilmiş mi? Bu öğrenciye spesifik atalım. Bir ailesi ya da geldiğinde ya da ileride aynı şekilde bu öğrenciyle ilgili bir raporlama istediğinde o konu açıklarını, bakın burada öğrenci için çalışıyorum. Burada da öğrenci için ekstra şu görevleri görmüşüm, üzerine bunları öğrenciden istemişim ve çok da güzel geri dönüş yapmış gibi. Bu paylaşımları da öğrencilerle ve idarecilerle, velilerle de paylaşabilirim. Dijital ressam. Önemli konulardan biri. Görsel aslında bizim böyle en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri. Ben buraya örneğin yenilenebilir enerji kaynakları diyelim gibi bir konu seçtim. Şekili seçebiliyorum. Yani bir sunumunuz var ve görsel kullanmak istiyorsunuz. O konuyu anlatacaksınız. Ya da bir şablon broşür tasarladığınız öğrencilerle bir etkinlik veya yarışma için. Buradan tarzını da stilini de seçebilirsiniz ve bir ön izlemeyle bir kedi üzerinden, sarı bir kedimiz var, sarı beyaz. Onun üzerinden de tarzını şey yapabilirsiniz, istediğiniz formatı. Örneğin ben daha gerçekçi bir formatta istiyorsam bu konuyla alakalı, oluştur dediğimde yapay zeka bana bir görsel oluşturacak. Bunu oluştururken de önemli bir konu, biliyorsunuz görsellerde kullanım hakkı. Dolayısıyla yapay zeka ile ürettiğimizde her zaman öğrencilerimize karşı da kendimize karşı da evet ben bunu AI generated bir görsel kullandım. Zaten etiketini de yukarıda dosyanın üzerinde görüyor olacaksınız. AI ile üretildiğini, AI resim. Ama resmin kendi üzerinde bunu bırakmıyor. Fakat biz sorumlu kullanım ve etik kullanım adına da muhakkak zaten yapay zeka destekli olduğu da görsel üzerinde de belli. Öğrencilerimize de bu anlamda da örnek olmuş, ilham olmuş oluruz. Ben bunu beğendim ve kütüphaneme eklemek istiyorum. Bu görseli nasıl kullanabilirim derseniz de indir seçeneğiyle hızlıca kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Süreyi açtık sanıyorum. Özür dileyerek bir 5 dakika daha isteyeceğim. Umarım vaktiniz vardır hocalarımızın. Çalışma kağıdımız çünkü önemli. Oraya da hemen hızlıca bakalım. Şimdi çalışma kağıdımız daha metin temelli. Az önce hocamızın sorduğu soruya da belki biraz daha cevap verebilir. İşte burada güneş enerjisini konuşmuştuk. Bu sefer de rüzgar enerjisini konuşalım. Ya da farklı bir konu da olabilir. Branşlarla alakalı. Ben geldim buradan sistem derslerini seçtim ve bu sefer de rüzgar enerjisini 4. sınıflarla konuşmak istiyorum. Bana bir çalışma kağıdı tasarla dediğimde arkada çalışan prompt diyor ki, yani buradaki metin kodu, arkadaki çalışan şey, bu öğrencinin seviyesi, buranın kazanımları, bunların hepsi
müfredatla uyumlu ve öğrencinin de seviyesine uygun bana bir çalışma kağıdı çıkar diyor. Birazcık seviyelere de bağlı. Yani 4. sınıfta çok bu konu işlenmiyorsa çok daha az iyi sonuç veriyor. Bunlar hala geliştiriliyor. Yani eğer ben bu soruyu örneğin çok beğenmedim diyelim bu formatı, yeniden oluştur dedim. Bu soru eğer o seviyeyle uyumlu ise bu konu, onunla alakalı daha iyi çalışma kağıtları veriyor. Buralarda daha böyle gelişim açık. Örneğin burada sadece 5 soru verdi bize. Burada tamamen definition ve tanım sorusu dediğimiz ve cevaplarıyla birlikte verdi. Ben bunu uzatabilirim, kısaltabilirim ama gördüğünüz gibi metin temelli. Şimdi birazcık daha farklı mesela iklim değişikliğiyle alakalı STEM derslerinde daha büyük sınıflarda bir çalışma kağıdı deneyelim. Birazcık da yine dediğim gibi yani konu öğrencinin seviyesiyle ne kadar ilişkili, oranın alt kazanımlarıyla ne kadar uyumlu, ben buraya ne kadar iyi sorum üretebilirim onu aslında gösteriyor. Metin temelli dediğim gibi bir çalışma kağıdınız varsa bunu alıp öğrencilerinizle kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çalışma kağıdında bana 5 tane soru verdi. Bunları kopyalayıp uzatıp geliştirip daha da şey hale getirebilirim. Örneğin geliştir dediğimde orası daha da ilerleyecektir. Öğrencinin daha uzun bir şey istiyorsam çalışma kağıdından beklentimiz her zaman biraz daha biraz süre de bazlı. Hangi ne kadar süre çalışma kağıdını ders ortamında yapmak istiyorum ya da eve ödev verdiğimde 10 dakika alsın öğrencinin istiyorum dediğimde de bunu geliştiriyor olacak. Şimdi ben bunu kapatıp siliyorum. Son olarak da asistana geleceğim. Burayı biraz bahsetmiştim. Sadece prompt yazımından bahsettik yapay zeka eğitiminde. Burayı kullanırken bu asistanı biliyorsunuz ki çıktıları her zaman eğitimle alakalı. Hatta altta da sürdürülebilirliğe her zaman dokunan, bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de dokunan bir yapısı var. Dolayısıyla ben buraya eğer şöyle dersem bana 7. sınıflar için diyelim. 7. sınıflar için ne diyelim, ne konusu olsun? Yine enerjiden hep devam ettik. Enerji konusunda bir çalışma kağıdı hazırla. Dediğimde şimdi buradaki gelecek çıktı. Şöyle güzel olmayacak. Yani ben çoktan seçmeli mi istiyorum? Ne kadar uzunlukta istiyorum? Hani hangi soru tarzlarını istiyorum? Neyi ölçsün istiyorum? Belirli değil. Bu iyi bir prompt değil. Dolayısıyla bunun üstüne hep iterasyon yapıyor olmanız gerekiyor. Örneğin diyebilirsiniz ki 20 soru olmalı. 5'er soru olacak şekilde çoktan seçmeli, açık uçlu, eşleştirmeli ve doğru yanlış soruları içersin. Şimdi bunu gönderdiğimde artık birazcık daha soru tarzımı, çalışma kağıdından beklentimi burada bu asistan üzerinden görüyor olacaksınız. Gördüğünüz gibi ilk bölümde bana 5 tane çoktan seçmeli soru verdi. Metin temelli 6'da açık uçlu 5 tane soru verdi. 3. bölümde gördüğünüz gibi eşleştirme verdi. Ve 4. bölümde de doğru yanlış soruları öğrencinin şöyle seçmesini bekledim. Çok da güzel bir çalışma kağıdı verdi. Tabii alanın uzmanları tartışılır. Bunun üzerine iterasyonu nasıl yaparız? Bunu alırız, kopyalarız bizim çalışma kağıdımızın üzerinde. Yapay zeka burada bize destek oldu. Artık ben bunun üzerinde düzenleme yapabilirim. Doğru yanlışı paylaşabilirim. Peki bunları nerede saklarım? Buradaki sohbet geçmişinde. Burayı da kurcalamanızı isterim. Sohbet geçmişinde sizin aradığınız bütün şeyleri burada saklıyor. Dolayısıyla ben örneğin güneş enerjisiyle ilgili İngilizce bir içerik sormuşum. Classroom activity, pop-up quiz üretmişim örneğin. Hepsini böyle kendiniz ürettikçe burada da saklıyor olacaksınız veya üzerinde çalışıyor olacaksınız, devam ediyor olacaksınız. Son olarak da ben bunu çok beğendim ama cevapları yok örneğin. Çünkü cevaplarını istememiştim komut olarak. Dolayısıyla cevap anahtarını da paylaş dediğimde bana hızlıca cevap anahtarlarını da veriyor olacak. Asistan çok faydalı. En böyle ihtiyacınız olduğu anlarda hızlı dönüş eğitim içerikleri alabileceğiniz yerlerden biri. Ve bunların hepsini de saklıyor olabilmeniz çok güzel. Yapay zeka ile ilgili eğitim araçları ile ilgili paylaşacaklarım bunlar. Sorularınız var mıdır hocam? Peki çok teşekkür ediyorum. Süremizi açtık. Sabrınıza da sağlık. Umarım faydalı olmuştur.
Bir soru geldi size. En sevdiğiniz yapay zeka aracınız hangisi diye. Aralarından en çok var mı böyle size şey yapan, bu etkiliymiş, şunu çok kesin kullanırım dediğiniz, beğendiğiniz? Şebnem Hoca? Aslında çok şey konsantre olamadım, biraz sıkıntı yaşadığım için, ama hani ilk sabahki ilk toplantıdan itibaren tüm oturumlara katıldım ve zevkle sizi dinledim. Birkaç özel sorum olacak. O yüzden izninizle bir ayrıca görüşmek isterim. Oluşturmuş olduğunuz içerik harika. Çok zevkle kullanacağımı düşünüyorum. Çok mutlu olduk hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.